İlim, eğer Kur'an'ın yani Cenab-ı Hakk'ın haber verdiği gerçeklerin hak olduğunu bilmenin gerekli ve zorunlu bir şartı ise, şu halde dünya hayatında ilim her birimiz için geçerli olmalı. Dolayısıyla Allah şuna ilim vermiş, buna ilim vermemiş. Bunu rızkın veya dünya hayatındaki zenginlik ve fakirliğin kimine verilip kimine verilmemesi gibi algılarsanız, o zaman falancaya ilim verilmiş, o Kur'an'ın gerçek olduğunun farkında, dolayısıyla ebedi hayatını kurtarıyor. Belikine ilim verilmemiş, ilim verilmediği için de Kur'an'ın gerçek olduğunun farkında değil, fark edemediği için de iman, sağlam bir iman temeli yok. Dolayısıyla da ahireti tehlikede. Böyle bir şey düşünülebilir mi? Dolayısıyla ilim ile maişet arasındaki, rızık arasındaki ayrıma dikkat edilmeli. İlim, talep eden, demin bahsettiğimiz araçları kullanan herkese verilir iken, rızık böyle değildir. Rızıkta bütün çabasını da gösterse, bedensel olarak, akli olarak, ticari zeka olarak, bütün yollara tevessül etse de Allah kula zenginlik vermeyebilir. Allah'ın inna rabbeke yapsutur rizqa limen yeşâ'u ve yakdir. Dilediğine geniş geniş bol bol verir, dilediğine kısar diyor Cenab-ı Hak. Ama böyle şöyle bir ayet yok. Rabbin ilmi dilediğine bol verir, dilediğine kısar. Böyle bir ayet yok. Çünkü ilim elde etmek, ilim bu hayatın, bu sınavın temel bir argümanı. Kişide ilim olmazsa onun sınanmasından da söz edemiyoruz. Çünkü neyin hakikat, neyin dalalet olduğunu bilmesi mümkün değil. Herkeste bulunması gereken bir şey ilim. Cenab-ı Hak insanları doğar doğmaz ilimle, annesinden o paket halinde ilimle yaratacağına, o ilme uzanan araçlar ile yaratmış. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ Ve kişiye bunun sorumluluğunu yüklemiş. Yani ilim elde etmek, süreç nereye gidiyor, nasıl var oldum, kim, nedir, ortam nedir, nedir bu gelişen olaylar ve bu işin sonu ne olacak şeklindeki insanda var olan süreci irdeleyen mekanizmayı çalıştırmayı kişinin başına bir ödev olarak koymuş. Dolayısıyla ayette kendilerine ilim verilenler ifadesine takılıp bu işte birilerine veriliyor, birilerine verilmiyor şeklinde anlamamız yanlış olur. Kendilerine ilim verilenler demek yani ilme uzanan araçları kullananlar anlamındadır. وَيَاَلَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ Kendilerine ilim verilenler de görsünler ki اَلَّذ۪ي اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Rabbinden sana indirilenin هُوَ الْحَقَّ Gerçek olduğunu. İlim sahiplerinin, kendilerine ilim verilenlerin Kur'an'ın gerçek olduğunu görmeleri, ilim olarak bilmelerini anmışken şunları da söyleyelim ki Cenab-ı Hak kendi zatının, varlığının ve vahdaniyetinin, birliğinin de ancak ilim sahipleri tarafından takdir edilebileceğini haber veriyor. Bırakın Kur'an'ın gerçek olduğunu fark etmeyi, bu denli kalın bir kitabı. Cenab-ı Hakk'ın varlığının ve tekliğinin de ancak ilim sahiplerinin takdir edebileceğini ne diyor? Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve. Zatının yegane ve biricik olduğuna Allah tanık oldu. Başka kim tanık oldu? Vel melâikatu ve melekler tanık oldu. Başka kim tanık oldu? Ve ulul ilmi ve ilim sahipleri tanık oldu. Allah'ın birliğine ve onun biricik olduğuna. Bir başka ayette yine innemâ yefşallâha min ibâdihil ulemâ. Allah'tan hakkıyla ancak ilim sahipleri çekinir. Korkar. Ona hakkıyla ancak ilim sahipleri saygı duyar. Demek ki ilim elde etmek sınavın çok temel bir gerekliliği, sınavda çok temel bir zorunluluk. İlme yönelmek, ilim toplamak, bilgi toplamak. Bu olmadığında sınavdan bahsedilemez. O zaman cehaletten bahsedilir, bilgisizlikten bahsedilir ki her türlü pislik hem hayatın içerisinde hem de Cenab-ı Hakk'a karşı da her türlü pislikte cehaletten neş'et eder. Cehalet üzerine iman söz konusu olamaz. Cenab-ı Hak diyor ki وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ Biz onların önlerine melekleri indirsek وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى Ölüleri çıkarıp karşılarına onlarla konuştursak وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا Her şeyi, her ne istiyorlarsa önlerine çıkarıp getirsek, bunların hepsi büyük büyük mucizeler, مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا Yine iman etmezler. وَاِلَّا اِنْ يَشَاءَ اللّٰهُ وَلَكِنَّ اَكْتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ Fakat onlar ne yapıyorlar?
bilgiden uzak duruyorlar, cehaleti sürdürüyorlar. Demek ki cehalet ile cahil bir adam, ilme yönelmeyen, akletme süreçlerine yönelmeyen bir kimsenin önüne bu büyük mucizeleri de koysanız yine ondan iman beklemeyin. Çünkü iman akletmenin, yani ilmin sonucudur. Halikulade olayları bugün görür, aa der, sonra Yahudiler gibi ertesi gün basit bir şeydi, ondan daha büyüğünü falancalar yapıyormuş der. Yani ilim olmayınca onda kriter olmaz, mukayese olmaz, standart olmaz. Hiçbir şey onda artık, hiçbir şeyin onda başı sonu belli değildir. Ne diyeceğini takdir edemezsiniz. Çünkü ölçü yok onda. Dolayısıyla cehalet ile, yani bilgisizlik ile iman düşünülemez. Cehalet ile şirk olur, cehalet ile başkalarını taklit olur, başkaları ne diyorsa onun peşinden gitmek olur. Cehalet ile Cenab-ı Hakk'ı hakkıyla takdir ve ondan hakkıyla huşu, korku ve saygı söz konusu olmaz. وَيَرَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقِّ. Yani şunu düzeltmeye çalışıyorum. Eğer bazılarında ilim elde etmek bir kısım insanların yapacağı ekstra bir şey gibi algılanıyorsa, Kur'an'da bu böyle algılanmıyor. Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın bize sunduğu fotoğrafta yeryüzünde yaşayan insanlar var. Bunlar sınanıyorlar ve bu sınavdan akledenler, gözlerini, kulaklarını ve gönüllerini, ki her birimiz bu donanım açısından müsaviyiz, eşitiz, yaratılıştan getiriyoruz. Opsiyonel değil bunlar. Her birimizde var. Bunları kullanıp ilim toplayanlar ve bunlar üzerinden akletme süreçlerini değerlendirip, çalıştırıp, Kur'an'ın, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği vahyin gerçekliğine dünya hayatında ilmen, ahiret hayatında da yani gözler ile tanık olacak olanlar kurtuluyor. Belikliler helak oluyor.